Herkese selam. Yine mükemmel bir tarifle sizlerleyim. Biliyorsunuz Ramazan'dayız. Ramazan'ın vazgeçilmezi nedir? Tabii ki güllaç. Ama bugün o kadar güzel bir güllaç tarifi vereceğim ki size. Çikolatalı. En sevdiğimiz, hepimizin vazgeçemediği o çikolata lezzetini burada doya doya yaşayacağız. Şimdi hemen tarife geçelim. 2 tane büyük güllaç yaprağımız var. Yaklaşık 40 gram. 1,5 su bardağı sütümüz var, yaklaşık 300 gram. 1 yemek kaşığı balımız var, yaklaşık 20 gram. 5 petek şekersiz çikolatamız var, yaklaşık 50 gram. 4 tam cevizimiz var. Küçük küçük bunları ufaladık. Onlar da toplam 20 gram. Üzerine süslemek için siz ne arzu ediyorsanız, Antep fıstığı olur, toz şeklinde çilek olur, kakao olur. Ben bunun üzerine kakao kullanacağım. Yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar kakao ve çilek kullanacağım. Bu tamamen isteğe göre değişiyor. Şimdi hemen yapılışına geçelim. Çok kolay yapılışı var. Sütümüzü ısıtmadan önce içerisine çikolatalarımızı atıyoruz. Ve ocağın üstünde güzelce ısıtacağız. Sütümüzü ısıttık. Çikolatamız içerisinde tamamen eridi ve ılınmasını bekledik. Şu an çok ılık bir kıvamda. Ilındıktan sonra balımızı ekliyoruz. Balın ısıya maruz kalmasını istemiyoruz biliyorsunuz ki. Ilındıktan sonra balı ekleyip güzelce karıştırıyoruz ki bal tamamen içinde çözünsün. Siz bu aşamada hurma özü, harnup özü ya da pekmez kullanabilirsiniz tatlandırmak açısından. Aslında çikolatanın tadı bile yeterli oluyor. Bu şekilde tattığınızda çikolatanın tadı çok yeterli olacaktır. Fakat güllaç yapraklarımızın üzerine döktüğümüz zaman biraz daha tatlı olmasını istiyoruz. O yüzden içerisine bal ekliyoruz. Şimdi hemen yapılışına geçelim. Güllaç yapraklarımızı sütün içine batırıyoruz. Süt zaten alındığı için elim yanmıyor. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz ondan yana. Şöyle. İki sıra dizdikten sonra ne yapıyoruz? İçerisine cevizimizden ekliyoruz. Siz bu aşamada arasına dilerseniz çikolata parçaları da ekleyebilirsiniz. Çok keyifli oluyor, çok lezzetli oluyor. Hepsini aynı şekilde ikişer kat geçip üzerine cevizleri döktükten sonra şöyle sütümüzden birer kaşık ekliyoruz. Ve kalan güllaç yapraklarıyla da aynı işleme devam ediyoruz. Tüm güllaç yapraklarımızı kullanarak bu şekilde tatlılarımızı elde ettik. Şimdi kalan sütü tamamen tatlımızın üzerine bölüştürüyoruz. Sütümüzün hepsini tamamen bölüştürüp uyguladık. Şimdi birazcık sütünün çekmesini bekliyoruz. Şişmesini bekliyoruz. Ondan sonra üzerini süsleyeceğiz. Evet, güllaçlarımız hazır. Şimdi üzerini toz kakaoyla süsledim. Üzerine bir tane çilek ekledim. Siz eğer dilerseniz bu aşamada toz fıstık, fındık dediğim gibi her şeyi ekleyebilirsiniz. Ben bir tanesini size şöyle göstermek istiyorum yakından. Görüntü çok güzel ama bir de lezzetini bir bilseniz. Şöyle. İftardan sonra tüketebileceğimiz bu harika geleneksel tatlımızın hemen kalori değerlerine değinelim. İnanılmaz hafif, sütlü biliyorsunuz. Hiçbir sorun yaratmıyor. İçerisinde rafine şeker yok. Bundan daha güzel hiçbir şey olamaz. Benden bu şekilde 4 porsiyon çıktı. Bir porsiyon sadece 149 kalori. Üzerine ekleyeceğiniz süsleme malzemesine göre bu kalori artacaktır. Ve herkes üzerine başka bir şeyle süsleyeceği için ben üzerine süssüz şekilde veriyorum kalorisini. Siz üzerine ne ekliyorsanız kalorinize de onu eklersiniz. Herkese şimdiden afiyet olsun. Hepinizi çok çok öpüyorum.